Merhabalar kuzularım, tozunlarım, asitler, bazlar ve tuzlar ünitesini anlatmaya devam ediyoruz. İkinci videomuzdayız. Asitlerin ve bazların iyonlaşma denklemlerinden bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Nerede kalmıştık gençler? Moleküler düzeyde asitlik ve bazlık da kalmıştık. Burada anlatmaya çalıştığı şey, daha doğrusu başlığın anlatmaya çalıştığı şey, asitlerin ve bazların iyonlaşma denklemleri, aynı zamanda işte hangi moleküllerin asit, hangi moleküllerin baz özellik gösterdiğini anlatacağız bu bölüm içerisinde de. Başlayalım. Cümle ne? Suda çözüldüğünde ortama H+ iyonu veren maddelere asit, OH iyonu veren maddelere baz denir. Bunu ilk videomuzun ilk cümleleriydi aslında bu tanımlar arkadaşlar. Bu da Arrhenius asit baz tanımıydı. Birden fazla asit baz tanımı olduğunu da söylemiştik. Ama 10. sınıf müfredatı içerisinde Arrhenius asit baz tanımının üzerine çok çıkmayacağız arkadaşlar. İşte asitlere örnek olarak şimdi yukarıdaki tanıma göre düşündüğümüzde H+ iyonu verebilmesi için yapısında ne bulundurması lazım arkadaşlar? Hidrojen bulundurması lazım. Ama bu genel anlamda bir ifadedir. Her hidrojen bulunduran asit değildir. Her OH bulunduran da baz değildir. Neye göre yapacağımızı şimdi dinleyeceğiz arkadaşlar, öğreneceğiz. Asitlere örnek olarak HCl, tuz ruhu, işte H2SO4, H3PO4, HBr, CH3COH dediğimiz organik asit, yani asitik asit, H ve HCN ve HNO3 verilebilir. Asitler sulu ortamda H3O+ iyonu oluştururlar. İşte HCl kuvvetli bir asit arkadaşlar, suda çözüldüğünde H+ ya da H3O+ Cl eksi. HNO3 hakeza aynı şekilde H3O+ ve NO3 eksi şeklinde iyonlarına ayrıştı. H2SO4 eşittir 2 tane H3O+. Durdum, burada bir ifade kullanacağım. Asitlerde tesir değerli. Asitlerde ve bazılarda tesir değerliği olura karşınıza çıkarsa, asitlerde tesir değerliği suya verdiği hidrojen, yani H+, yani H3O+ iyon sayısına biz asidin tesir değerliği deriz. H2SO4'deki hidrojen sayısı 2 olduğu için 2 tesir değerli 2 olan bir asittir. Aynı zamanda tesir değerliği 1 olanlara monoprotik asit, tesir değerliği 1'den fazla olan 2-3 olanlara ise arkadaşlar poliprotik asitler denir. Tekrarlıyorum, 1 olanlara monoprotik. Protik nereden gelmiyor? Protondan geliyor. Şuradaki H3O+'nın ya da H+'nın diğer ismi de protondur aslında arkadaşlar. Çünkü proton sayısı 1'dir, elektronu yoktur, nötronu yoktur. Bir tane protondan ibaret olduğu için H+'ya aynı zamanda proton da denir. Bundan dolayı da yapısında bir tane hidrojen bulunduranlara monoprotik asit, birden fazla hidrojen bulunduranlara ise poliprotik asitler denir. İşte H3PO4 hakeza yine poliprotik asittir. Ama dikkat edin, en alttaki vatandaş monoprotik asittir. Bir tane H3O+ vermiştir. Çünkü şuradaki hidrojenler asitik hidrojen değildir. Şu karboksil grubu. Bunu şöyle birazcık daha açık göstereyim arkadaşlar. Karboksil grubu dediğimiz grubun bağ yapısı böyle. Şurada da bir tane CH3'ümüz var. İşte buradaki hidrojen asitik hidrojendir ve bir tane hidrojendir. Yalnız burada dikkatini çeken bir şey daha olması lazım. Noktada o ifadeyi göstermişiz bakın. Bazı reaksiyonlarda, yani iyonlaşma denklemlerde ok tek yönlü gösterilirken en alttaki iki tanesinde çift yönlü ok gösterir. İşte aslında bu nerenin konusu arkadaşlar? 11. sınıfın konusu. Bazı asitler ve bazlar suya bol miktarda H+ verdikleri için bunlara kuvvetli diyoruz. Az verenlere ise zayıf diyoruz. İşte o az verenlerde çift yönlü ok söz konusu, denge söz konusu. Bu denge ifadesini 11. sınıfta teferruatıyla beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bazılarında denge var, denge oluşur. Onlar da çift yönlü okla gösterilir. Bazı yön şeylerde ise, asitlerde ise arkadaşlar çift yönlü okla gösterilir. Çünkü onlar kuvvetlidir. Devam. Tepkimelerde kullanılan tek yönlü ok, tepkimenin tek yönde kuvvetli asit. Çift yönlü ok ise tepkimenin her iki yönünde zayıf asit olduğunu ifade eder demişiz. Devam. Yapısında hidrojen atomu içermeyen bazı maddeler asit özelliği gösterir. Örneğin karbondioksit, SO3, N2O5 gibi oksijenle zengin ametal oksitler hidrojen atomu içermediği halde suyla reaksiyona girdiğinde asit oluştururlar ve o da iyonlarına ayrışarak ortama H+ verir. Bir önceki videoda kısaca bahsetmiştik, burada tekrarlayalım. Ametallerimiz kimlerdi arkadaşlar? Bir kez daha tekrarlayalım, bak periyodik sistemde öğrenmiştik bunu ama hidrojen nerede zaten arkadaşlar? 1A grubunda. Sonra karbon, azot, oksijen, flor. Sonra azotun altında fosfor, oksijenin altında kükürt, klor, brom ve iyon. Bunlar ametallerimiz. İşte bu ametallerimizin oksijence zengin bileşikleri. Mesela karbonun oksijence zengin bileşiği karbondioksit. Azotunki mesela N2O5 ya da NO2.
Fosforunki mesela P2O3, P2O5. Mesela kükürdünki SO3. Mesela klorunki Cl2O7 gibi gibi çoğaltabilirsiniz bunu. Zenginlikten kastettiğimiz şey oksijen sayısı ametal sayısından fazla. Bunlara biz asit oksit diyoruz. Ve bunları aslında 9. sınıfta asit yağmurların içerisinde gördük. Bunlar suyla tepkimesinden asit oluştururlar. Karbondioksit H2O ile tepkimeye girerse asit oluşturur. H2CO3 oluşur. O da ortama H artı artı CO3 eksik. Hatta şuraya 2 tane H2O artı diyeceğiz arkadaşlar. 2 tane H2O artı artı CO3 eksi 2 verir. Aynı şekilde SO3 suda çözündüğünde 2 tane H artı yani asit oluşturur. H2SO4 oluşturur. O da 2 tane H artı ile SO4 eksi 2. Aynı şekilde N2O5'te benzer kimyasal reaksiyon gerçekleştirerek çözünecektir sevgili çocuklar. Devam. Bunlara asit oksitler diyoruz. Ama eğer oksijen sayısı azsa yani fakirse bunlar oksijen sayısı eşit ya da az olduğu durumlar. Bunlara biz nötr oksit diyoruz. Nötr oksitler de arkadaşlar asit ya da baz kimliği taşımazlar. Kararlıdırlar. Ne asitlerle ne bazlarla tepkime verirler. Suyla tepkime vermezler. Çözünmesi beklenmez arkadaşlar. Böyle bir kararlı yapıya sahip. Hatta bunlar gündelik hayatta duyduğunuz şeyler de. Mesela karbon monoksit dediğimiz gaz. Ne gazı arkadaşlar? Soba zehirlenmelerine sebep olan gazdır. Zehirli bir gazdır. Mesela N2O dediğimiz güldürücü gazdır arkadaşlar. Bu vatandaştan az bir miktar aldığın zaman hafiften istemsiz sırıtmaya başlarsın. Biraz fazla alırsan gülmeye başlarsın. Çok fazla alırsan kahkahalar atarsın. Çok çok fazla alırsan ölürsün. Gülerek ölürsün. Hatta kendisi narkozdur. Bayıltıcı etkisi var. Şeylerden yanlış bilmiyorsam bunu YouTube'da da söylemiş olabiliriz gençler. Şeyde Avrupa'da bu diskolarda alttan veriyorlarmış gaz olarak az miktarda. İstemsiz gülmeye başlıyorsun. Eğlendiğini zannediyorsun. Hoppa filan kendinden geçebiliyorsun. Devam. Sulu ortamda hidroksil iyonu veren maddeler ise bazılara örnek olarak işte sodyum hidroksit, KOH, baryum hidroksit, magnezyum hidroksit, kalsiyum hidroksit gibi. Dikkat edeceğiniz üzere bak. 1A, 1A, 2A, 2A, 2A. Karşınıza bunlar çıkacak. 1A ve 2A grubunun bazıları çıkacak arkadaşlar. Örnek olarak verilebilir. Bunlar da suda çözündüğünde ortama ne verecekler arkadaşlar? OH hidroksit iyonu verecekler. İşte burada sodyum artı hidroksit eksi. Aynı şekilde KOH'ın suda çözdüğümüz zaman K artı OH eksi şeklinde iyonlarına ayrışacak. Magnezyumun tesir değerli 2 olduğu için magnezyum hidroksitin kaç tane OH verecek ortama? 2 tane OH verecek. Magnezyum artı 2 artı 2 tane OH eksi. Aynı şekilde şu vatandaşta yine 2 tane hidroksit iyonu verecektir. Yapısında hidroksit içermeyen metal oksitler. Bir önceki videodan hatırla. Metal deyince aklımıza ne gelecekti? Baz gelecekti. Metaller genel karakter olarak bazik karakter. Dolayısıyla da metallerin oksitleri de bazik karakter, bazik oksit özelliği gösterir. Şurada verilen sodyum oksit, potasyum oksit, magnezyum ve kalsiyum oksitler bunlar baz karakterdir. Aynı asit oksitlerde olduğu gibi onlar suda çözünürlüğünde asit oluşturmuşlardı ya. Bunlar da asit baz özellik gösterdiği için bunları suda çözersek bunlar da baz oluşturacak. İşte sodyum oksidi suda çözdüğümüzde NaOH oluşur. O da iyonlarına ayrışarak 2 tane Na artı artı 2 tane OH eksi. Aynı şekilde bir bazik oksit olan kalsiyum oksidi suda çözdüğümüzde kalsiyum artı 2 ve 2 tane OH eksi iyonlarını verecektir. Ve burada baz gibi görünmeyen ama kimya konularının içerisinde bol miktarda karşımıza çıkan amonyak. Amonyak bir bazdır, zayıf bazdır. Dikkat edin bak ne çizmişiz yine. Çift yönlü ok çizmişiz. Suda çözdüğünde NH4 ve OH iyonlarını ortaya oluşturur sevgili gençler. Şurası 2 tane olmayacak. Şurada bir hata yapmışız. Hidroksitten bir tane oluşacak gençler. Devam. Not. Bir notumuz var aslında söylediğimiz bir şey. Bir kez daha kaleme almışız burada. CH4, NH3, C6H2, O6 yapısında hidrojen atomu taşımasına rağmen bu bileşikler asit değil nedir arkadaşlar? Şu vatandaş baz, şu nötr, şu da nötr özellik gösterir. Ayrıca yine geçen videomuzda söylediğimiz etil alkol, metil alkol ve etil alkol gibi bileşikler de sulu çözeltide OH iyonu oluşturmadıkları için baz özellik göstermezler gençler. Bunlar moleküler çözünür, nötrdür gençler. Hatta bunları karışımlarda da bahsetmiştik. Bu vatandaşlar iyonlarına ayrışarak çözünmezler. Evet, başka bir örneklerle devam ediyoruz. Kalsiyum oksit ve SO3 bileşiklerinin suda çözünme denklemleri verilmiş.
Kalsiyum oksit bazik oksit olduğu için ortama OH verdi. SO3 de asit oksit olduğu için ortama H artı verdi ya da H3O artı verdi. İkinci tepkime su çözelti elektrik akımını iletir. Evet, hem 1 hem 2 iletir çünkü ikisi de iyonların ayrışıyor. Birinci tepkime sulu çözeltisi pH değeri 7'den büyüktür. Baz olduğu için doğrudur. Birinci tepkime bazik özellik gösterir. Evet. İkinci tepkime sulu çözeltisi ele kayganlık hissi vermez. Çünkü asittir. Eli tahriş eder. Hatta sülfürik asit oluşur. Elinize döküldüğünde aldığı esirge ciddi yaralanmalara sebep olur. İkinci tepkime sulu çözeltisi asitik özellik gösterir. Bu ifade doğru. Yanlış olan denizdir. Devam. Aşağıda verilen asit veya bazların suda iyonlaşma tepkimesi hangisinde yanlış verilmiştir diye sormuş. HCl tuz ruhu iyonlarına ayrıştığı zaman H artı ve Cl eksi iyonlarını oluşturur. Birinci ifade doğru. Kalsiyum hidroksit bazik özellik gösterir. Bunda da sıkıntı yok. Ama bu yanlış. Çünkü bu bir alkoldür. Alkol iyonlarına ayrışmaz. Cevabımız C. H2SO4 yine 2 tane H artı artı SO4 eksi 2. Ve sodyum hidroksit suda iyonlarına ayrıştığında A artı ve OH eksi iyonlarını oluşturur gençler. Diğer bir örneğimiz, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisinin pH değeri 7'den küçüktür? 7'den küçük olabilmesi için ne olması lazım gençler? 7'den küçük olabilmesi için asit olması lazım. Ha, hangisi asittir diye soruyor bize. Hangisi asittir? Tabii ki bakıyorum ametallerin oksijence zengin bileşiği olan diazot pentaoksit bileşiği bir asit oksit suda çözüldüğünde asit oluşturur. Sonra da iyonlarına ayrışarak... Elhamdülillah. Ortama H artı ve ne verir arkadaşlar? Bir tane iyon verir. NO3, HNO3 oluşturur. H artı ile NO3 eksi iyonunu verecektir gençler. Diğer bir örneğimiz. Yukarıda verilen suda iyonlaşma tepkimelerden hangileri doğrudur? Karbondioksit vatandaş asit suda H artı ve CO3 eksi oluşturur. Bu ifade doğru. K2O bazdır. Ortama OH verir. Dolayısıyla bu da doğru. SO2 asittir, ortama H artı verir. Bu da doğru. Yani hepsi doğru iyonlaşma denklemidir deriz gençler. Şimdi ise bölümle ilgili mantığı anlama testine geçtik. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin oda sıcaklığındaki pH aralığı değerlerinden hangisi yanlıştır demiş. Şekerli su nötr. Şekerin asit ya da baz kimliği yok. pH değeri 7. Gazoz asit değil mi? İçinde fosforik asit var. 0,7. Yemek sodası baz 7,14. Kireçli su baz, kireç baz özellik gösterir arkadaşlar 0,7 değil 7,14 olması lazım. Cevap deniz. Yemek tuzu nötr özellik gösterdiği için asit ya da baz kimliği yok. Dolayısıyla pH'i 7'dir sevgili gençler. Diğer örneğimiz, ikinci sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bazlar ciltte kayganlık hissi verir. Doğru. Turnusol kağıdı sentetiktir. Evet, değil mi? Doğal değil. Kuzu kulağından elde ediliyor. Asitlerin sulu çözeltisine OH iyonu bulunmaz, yanlış. Hem H artı bulunuyordu hem OH bulunuyordu. Bazıların pH değeri 7'den büyüktür. Karıncanın yapısında formik asit vardır. Bu ifade doğrudur. Cevap C. Yukarıda verilen ifadelerin hangileri asit bazlar için ortaktır? Ele kayganlık hissi verir. Hayır, bu sadece bazlar için özellik. Sulu çözeltiler elektriği iledir. Her ikisi de iyonlarına ayrışarak çözüldüğü için doğru. Turnusol kağıdının rengine etki ederler. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Yanlış cevabımız denizdir. Sadece turnusolu bilecektik hatırlarsanız. Diğer bir sorumuz. İndikatörler ile ilgili. Neydi indikatör? Ayraç değil mi? Asitik bölgede farklı renk alıyordu. Bazik bölgede farklı renk alıyor. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Asit ve bazları ayırt etmeye yarar, doğru. Doğal ve sentetik olmak üzere ikiye ayrılır. Bu da doğrudur. Doğrudur sorduğu için cevabımız Adana. Soru 5. Görseller verilmiş arkadaşlar. Şekildeki resimleri verilen maddeler asit ve baz olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru sınıflandırılmıştır? Deterjan, temizlik malzemelerinin hepsi ne özellik gösteriyordu? Baz. Kolanın içerisinde asit düzenleyici ne asit vardı? Fosforik asit, bu vatandaş asit. Diş macunu temizlik malzemesi, hijyen değil mi arkadaşlar? Baz. Sonra yoğurt, yoğurtta lastik değil de laktik asit var arkadaşlar. Yine asit özellik gösteriyor. Yani 1 ile 3 baz. 1 ile 3 baz. 2 ile 4 asit. 1 ile 3 evet, cevap ne arkadaşlar? Edirne'dir. Soru 6. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin sulu çözeltilerinin asit, baz ve nötr olarak sınıflandırılması hangisinde doğrudur? Amonyak asit mi? Hayır, baz. Bu formik asit, adam baz demiş. Bu vatandaş alkol, baz demiş. H3PO4 fosforik asit, asit demiş, doğru. NaOH asit demiş, yanlış. Cevabımız denizdir.
Yedinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen maddelerden hangileri asidik çözelti içerir demiş gençler. Bir kere diş macunu ve çamaşır suyu temizlik malzemesi bunlar bazı. Limon suyu, asit, elma suyu, asit dolayısıyla 1 ile 4 yani denizde oğlu gençler. Soru 2 sorumuz. Sekizinci soru aşağıdakilerden hangisi asit ve bazlar için ortak özelliktir diye sormuş. Tatlara ekşi, hayır. Asitlere ekşi, bazlar acı. Mavi turnusol kırmızıya çevirme sadece asitlere ait. Ele kayganlık hissi verme bazlara ait. Elektriği iletme her ikisine de ait. H artı iyonu vermesi, bak içermesi dese ortak ama vermesi farklı arkadaşlar. Cevap deniz. 9. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin suda çözünme denklemi yanlış verilmiştir diye sormuş gençler. Cevabımız Bursa'dır. Buna benzer bir soru daha vardı yukarıda. Çünkü bu vatandaş alkoldü gençler. Alkol, asit ya da baz özellik yok. Bu moleküler olarak çözünüyordu. Diğerlerinde sıkıntı yok. Diğerleri doğru bir iyonlaşma denklemi. Diyoruz ve bu bölümümüzde bitiriyoruz. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.